Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasını biraz önce yaptı. Özellikle Türkiye'nin ilk tropikal fırtınası ve bu nedenle şiddetinin hangi yoğunlukta olacağı, nereleri etkileyeceği çok ama çok merak ediliyordu. Vatandaşlarımızın içini rahatlatacak bir açıklama yapıldı. Tropikal fırtına etkisini bir nebze de olsun düşürdü, arttırması bekleniyordu. Tahminler bu yönde gelişmedi. Bu yönde ilk tropikal fırtınanın etkisi Pazar günü Ege kıyılarına geldiğinde daha düşük bir seviyede olacak denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında o açıklamayı sizlere aktarmak istiyorum. Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin edilmektedir. Bu sebeple Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklaması devam ediyor. Bu sebeple özellikle Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 kilometre saati bulması bekleniyor açıklaması denildi. Şimdi arkamda canlı bir harita var. Şu anı gösteriyor. Fırtınanın, o Türkiye'nin ilk tropikal fırtınasının yönünü gösteriyor. Bakın bu kırmızı alanlar, kameraman arkadaşım hemen size gösterecek. Kırmızı bölüm Mora Yarımadası'ndan itibaren başladı. Atina üzerinde, Atina açıklarında Malta üzerinde devam etti ve pazar gününe doğru İzmir üzerine gelmesi bekleniyordu ama yönünü değiştirmişe benziyor. İzmir üzerinden İzmir kıyılarında şiddetli fırtına etkisi yaratacak az da olsa ama üst tarafta Marmara'ya doğru ve Batı Karadeniz'e doğru gitmesi bekleniyordu. Yönünü tamamen şimdilik kuzeye doğru çevirmiş bulunuyor. Şiddeti yine 75-80 kilometreleri bulacak. Tehlike evet hala devam ediyor ama bir nebze olsun etkisini arttırmışa benziyor. Özellikle Marmara için ve Batı Karadeniz için uyarılar önemliydi. Şiddetli fırtına 100 kilometreyi bulacak şiddetli fırtınanın olacağı söylenmişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ama bu canlı haritada da gördüğümüz üzere şiddetini bir nebze olsun azalttı ve yönünü Marmara'ya değil kuzeye doğru çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle o tehlike uyarısını, fırtına şiddetini azaltmış olsa da devam ettiriyor.